Peki Putin bu kadar ileri gider mi? Gerçekten de dünyayı bir ateşin içine atar mı? Estonya'ya, Letonya'ya, Finlandiya'ya, hatta İsveç'e kadar saldırabilir mi? Bilmez. Böyle söylüyor Putin, hedeflerini koyuyor, amaçlarını, hayallerini ortaya koyuyor. Onun böyle yapacağını söyleyenler de var. Ama tatbikatta bu işler o kadar kolay tabii olmuyor. Ama böyle bir çılgınlığa gerçekten bir şekilde imza atarsa dünyayı büyük bir felaket bekliyor demektir. Daha büyük kaosların ortaya çıkması demektir. Fakat biz şimdi Ukrayna Savaşı'nda kalalım. Hala Ukrayna Savaşı'na dair Putin'den sorulması istenen bir takım hesaplar var. Putin'in hesap vermesini isteyen bir Amerika var. Biden yine onun bir savaş suçlusu olduğunu ısrarla söylüyor Putin'in. Bir şekilde Putin hele hele son Buça'daki katliamdan sonra kesinlikle ve kesinlikle yargılanmalıdır noktasında yüksek perdeden açıklamalar yapılıyor. Peki bu mümkün mü? Şimdi biraz yakından bakalım. Bir kere savaş suçu nedir? Savaş suçu şimdi Geneva Kol anlaşmaları vardı değerli seyirciler. Geneva Kol anlaşmalarında bazı Birleşmiş Milletler düzleminde uluslararası hukuk çerçevesinde bazı kurallar belirlenmiş. Mesela siviller hedef alınırsa bu bir savaş suçudur. Sivillerin olduğu yerlerde bir pusu kurulur ve o pusuda çatışma çıktığında siviller zarar görürse bu bir savaş suçudur. Kara mayınları döşemek bir savaş suçudur. Belli bir etnik grubu hedef almak savaş suçudur ve bunların kuralları bir şekilde çizilmiştir. Bakıldığı zaman Ukrayna Savaşı'na birçok savaş suçu işlendiği görülmektedir. Çünkü Rusya sivillerin yaşadığı apartmanları, evleri, daireleri, siteleri hedef aldı. Çok sayıda sivil yerleşke yok oldu ve çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Dolayısıyla bir savaş suçu olduğu düşünülüyor ve bu konuda yargılanmalıdır diyor Kremlin yönetimi, yani Putin. Peki soykırım nedir? Soykırım bunun daha vahşi bir boyutu. Belli bir etnik grubun hedef alınması, bunun içinde tabii hem etnik dediği dini gruplarda olabilir, farklı grubun ama ağırlıkta etnik grupların hedef alınması, o etnik grupların yok edilmesinin bir soykırım olduğu belirtiliyor. Buça'daki katliamın bir soykırım olduğunu düşünen çok sayıda uzman var dünyada. Bu başlıkta da yargılanmalıdır Putin diyenler var. Ukrayna'da hangi savaş suçu iddiaları var dedim, bunları sıraladım. Sığınakların yakın bölgelerin hedef alınması, sığınakların hedef alınması, hastanelerin hedef alınması, ambulansların hedef alınması, sivil yerleşkelerin vurulması, bir şekilde sivil yerleşkelerin olduğu yerlere kara mayınların döşenmesi vesaire vesaire. Birçok başlıkta Rusya suçlanıyor ve Ukrayna'da savaş suçu işlediği belirtiliyor. Öyle suçlamalar var. Şüpheli savaş suçluları nasıl yargılanabilir? Şimdi bu biraz spesifik bir konudur. Lahey vardır bu konuda. Bu konuda Birleşmiş Milletler düzleminde farklı ulusal ceza mahkemeleri vardır. Hatta farklı mahkemeler dahi kurulabilir. Eğer bir savaş suçu işlendiği düşünülüyorsa, bir kişiyi yargılamak adına o putre olacaksa mesela, bunun için mahkemeler de kurulabiliyor. Bunun Birleşmiş Milletler'de belli teknik detayları var zaten. İşte belli başlı Sırp kasabının yargılanması, farklı Ruanda katliamına ilişkin de mahkemeler kurulmuştu. Bunlarla ilgili de soruşturmalar açılmıştı. Yani suçlu bir bulunsun, o suçlunun yargılanması sorun değil. Onun için teknik tüm detaylar bir şekilde hayata geçirilebilir. Putin, generaller veya diğer liderler yargılanabilir mi? Evet, kesinlikle yargılanabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler hukukunda bu var, uluslararası hukukta. Eğer Putin'in savaş suçu işlediği düşünülüyorsa, Geneva Kol anlaşmaları, onun çizdiği çerçeveler, kurallar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kuralları, uluslararası müesses nizamın uluslararası hukuk düzleminde kurduğu kurallar çiğnenmişse, evet, Putin de yargılanır, generaller de yargılanır, diğer liderler de yargılanır. Lakin burada enteresan bir detay var. Yani bir paradoks var. Ama Rusya, Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi. Yani kendisine yönelik, Putin'e yönelik ya da generallere yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir soruşturma önergesi geldiğinde bunu rahatlıkla veto edebilme hakkı var. Dolayısıyla Zelenski buraya vurgu yapıyor. Birleşmiş Milletler'in yapısını değiştirin diyor. 5 daim üye diyorsunuz ve Rusya bu 5 daim üyeden biri diyor. Bunu vurguluyor özellikle. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi diyorsunuz kendinize ama ortada güvenlik yok diyor. Sağlayamıyorsunuz. Çünkü güvenliği bozan bizzat Rusya ve Rusya bunun 5 daim üyesinden biri. Bu paradoksa çok değinmiştir Zelenski. Evet, burada bir sıkıntı var. Fakat bu sıkıntı da aşılabilir. Bunun uluslararası ilişkiler ve uluslararası ilişkiler diplomasisinde belli kuram ve kuralları var.
Eğer birileri bu meselede ciddiye alır ve bu savaş suçu var derse generali de, kişileri de, liderleri de yargılamak için yeni bir mekanizma elbette ki kurabilir. Ama bu mekanizma çok etkili olur mu? İşte o da uzun uzun konuşulması gereken bir mesele. Putin gibi önemli liderler, işin içindeyse önemli ülkelerin önemli liderleri bu mesele çok daha dediğim gibi spesifik ve daha karmaşık bir hale gelebiliyor.